Zihninizi temizleme yardımcı olacak temizle havası gibi yoktur değil mi? Gel otur, benim adım Laikana Pajitnova. Bu garip gizem diyarın eserlerini inceleyen bir antikacıyım. Bir insan tüm hayatını burada geçirebilir ve bu adanın sırlarını asla tam olarak anlamayabilir. Ve Eternum'da bir ömür yüzlerce hatta binlerce yıllığa ölçülebilir. Ruhunun solmasını engelleyebileceğini varsayarsak, The Lost, kayıplar. Şimdiye kadar fark ettiğiniz gibi insanlar Eternum'da öylece ölmezler. Karada akan mücizevi azot ölümlülüğün doğası da dahil olmak üzere çok değişti. Ancak bu sonsuz yaşamın bir bedeli vardır. Çağlar geçişti, bazı bedenler ve zihinler tükenirken diğerleri o kadar şiddetli ve hayal edilemez ölümler yaşar ki geriye kalan tek şey saf bir öfke ruhudur. Bunlar kayıplardır. Canlı değiller ve kesinlikle ölü değiller. Varlıkları sürekli bir sefalet. Eternum topraklarında dolaşıyorlar. Yollarına çıkan her şeye saldırıyorlar. Sonsuz acılarını başka bir şekilde iletemiyorlar. Onlara acımamak elde değil. Onlara acımamak elde değil. Bazılarının senden, benden de farkı yoktu. Hayatları vardı, sevdikleri vardı, hayalleri vardı. Artık hayaletler ve ayakları yere basan cesetlerden başka bir şey değiller. Ama asla küçümsenmemeli. Kayıplar korkunç ve amansız düşmanlardır ve Eternum'da sayıları çok fazladır. Bu kıyılara vardığınızda yıllar önce buraya yelken açan korsanların ve korsanların ruhsuz kalıntılarıyla karşılaşacaksınız. Yağmalamak için hazine aramaya geldiler. Ancak buldukları tek şey lanetli bir öbür dünyaydı. Kaderleri karşılaşmadığında çoğu zaman umutsuzluğa dönüşebilen dizginsiz hırsın tehlikelerine karşı bir uyarı görevi görsün. Eternum'da kaybedenler sadece bu korsanlar değil, solmuşlar. Bir zamanlar yaşadıkları bir trajediden önce iç çiftlikleri ve köyleri takip ediyor, tüm umutlarını yitirdiler. Ve sonra bir beden çürüdükten sonra geride kalan hayaletlerden başka bir şey olmayan han tutumuz var. Ve geriye kalan tek şey sonsuz keder. Benim tavsiyem, toprakları gece gezerken dikkatli olun. Her şeyin başı, her şeyin başı. Özellikle Rigwater bölgesine uyanık olun. Çünkü Lost orada çok yoğunlaşmış gözüküyor. Hungry Earth bu bölgede dolaşıyor. Bu da onu şimdiden gerçekten tehlikeli bir yer haline getiriyor. Ama buna ek olarak Siren Kraliçesi ve ekibi buraya evleri haline getirdi. Azar onun Rigwater'da bir şey aradığını söylüyor. Belki de onun lanetli durumu için bir tedavi. Hungry Earth ve Lazarus ile bir ilgisi olabilir mi? Ne bulabileceğini ya da böyle bir sıra ne yapacağını düşünmek için titriyorum. Kayıplar ayrıca Windward'da Amrina Tapınağı çevresinde toplandı. Simon Gray orada bir keşif gezisine öncülük etti ama ondan hiçbir haber alamadım. Umarım ve o sadık Archimedes güvendedir. Ölümsüzlüğün böyle bir lanet olabileceğini kim tahmin edebilirdi ki? Keşke kayıp hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilseydik. Belki öyle yapsaydık sonsuz yaşamın tadını gerçekten çıkarabilir, ruhsuz kabuklara dönüşme korkumuzu yenebilirdik. Ah, ışık soluyor. Gece için güvenli bir yatak bulmak akıllıca olur gezgin. Ben mi? Burada çalışacağım ve izleyeceğim. Yardım etmek istersen geri gel. Ayıplar.